Dün Türkiye'de birçok yere kar yağışı oldu. Dün akşam burası da çok soğuktu ama şimdi yine cıvıl cıvıl ve pırıl pırıl. Dereotlarım, Şubat'ta ekmiştim. Şu anda filizlendiler. Bunlar da serpiştirdiğim. Burada gübre olması için attığım patatesler çimlenmiş. Ama onları alacağım çünkü kerevizin büyümesini istiyorum. Kerevizin şöyle üst yapraklarını da alıyorum ki gücü köküne gitsin. Biraz gelişsin. Bu patatesler de çok kolay çimleniyor maalesef. Kabuğa ulaşmaya çalıştım ama bayağı bir derinde kalmış. Bunları buradan ayıklıyorum. Çünkü bitkiler aynı ortamda bulunduklarında bir yarışa giriyorlar. İşte burada toprak, su ve besin sınırlı. O yüzden bu yarışta bazen birbirlerine zarar verebiliyorlar. Patates de onlardan bir tanesi. Çok fazla yan yana dikilmemesi gerekiyor. Kerevizimizi de bu şekilde budadık. Naneler. Burada da mercan köşk. Her evde bulunması gerekiyor. Açık eczane. Evet, arılarımız gelmeye başladı hardala. Doğadan kökleyip getirdiğim aynı sefa. Çok da güzel yetişiyor. Ve süsen. Bunları tekrar kullanıyorum. Çiçek alıyorum. Tanesi 2 liraya. Onları diktikten sonra burada bırakıyorum. Tekrar değerlendiriyorum. Şimdi burada küçük bir alan açtım. Burayı havalandırdım ki içinde işte solucandır, böcektir. Onlar gitsinler. Bu arada bu bakla dökülen tohumlardan yetişmiş bir bakla. Zaten belli oluyor gövdesi dışarıda ve ışığa ulaşmak için sol tarafa doğru yönelmiş. O orada duracak. Belki onu gübre olarak değerlendirebilirim. Çünkü havada serbest halde bulunan azotu en iyi bağlayan bitkilerden bir tanesi. Bunu da bakteriler sayesinde yapıyor. Köklerinde bulunan bakteriler sayesinde. Ve bu bakteriler en çok çiçeklenme döneminde oluyor. Yani şu anda toprağın azotlanmasını istiyorsak baklayı toprağa gömebiliriz. Orada yavaş bir gübre salınımı olacak. Bu da kasenin içinde bir miktar bal kalmıştı. Onu kefir suyu ve saf suyla seyrelttim. Bu şekilde toprağımı bereketlendiriyorum. Bamya tohumu var. Bamya tohumu da Nisan gibi dikilebiliyor. Ama burası ılıman bir iklim. Ve bahçe duvarlı olduğu için iklim burada daha yumuşak oluyor açık bir bahçeye göre. O nedenle bundan da birkaç tane serpiştireceğim. Geçen sene çok güzel bamyalar oldu. Kudret narı, üzüm çekirdekleri, böyle sevdiğim üzüm çekirdeklerini alıyorum. Birebir aynısı olmasa da çelikle daha iyi yetişiyor üzüm. Tohumla yetiştirildiğinde gen açılımı oluyor. Birebir aynısı olmuyor. Ama ben yine de delice elde etmek için ekiyorum, serpiştiriyorum onları. Sonra aşılanabilir onlar. Kudret narı da Nisan gibi ekiliyor. Ama dediğim gibi şu anda hava iyi gidiyor. Zaten Şubat'ı da yarıladık. Buraya böyle bir not da almıştım. Bu notlar çok iyi oluyor. Çünkü bir sürü şey ekince hangisi ne zaman ekilecek karışıyor. Kudret narı Nisan, Mayıs ve toprak sıcaklığı 7-8 santigrat derece civarında olduğunda ekilebilir
deniyor. Şaşırtılabilir, yani bir viyol veya işte herhangi bir kapta filizlendiriliyor. Toprak ısısı yükseldiğinde bahçeye getiriliyor. O şekilde de olabilir. Ama kudret narı çok kolay yetişiyor ve mucizevi bir meyve, yağı. Burada da lif kabağı tohumları kalmış birkaç tane. Şimdi şöyle bunlardan buraya serpeceğim. Biraz da kavanozun içinde saklıyorum. Onları da belki seneye değerlendiririm. Her zaman elimde biraz tohum bırakıyorum. Bilemeyiz yani, şu anda mesela bir çekirge istilası vardı. Siz elinizdeki bütün tohumları kullanırsanız ve o sene bir olumsuzluk olursa tohumsuz kalınır. O nedenle bir miktar her zaman ayırıyorum. Ama bazen bazı tohumları saklama şansınız yok. Mesela süpürge otu tohumu. Maalesef ki saklandığında çimlenme kabiliyeti düşüyor. Her sene yetiştirmek gerekiyor onu. Ekmek gerekiyor. Biraz da burada susam ve fıstık tohumu var. Bir tane de meşe. Bunu da kaç zamandır çimlendireceğim ama fırsat bulamadım. Susamları da Nisan gibi yapabiliriz. Fıstık da ayrıca toprağı çok güzel gübreliyor ve azot tutuyor. Biraz da börülce var burada. Yerel Tohum Derneği göndermişti Muğla. Bunu da Zengarden'den okuduğum bilgiye göre Şubat sonunda ekmeye başlıyoruz. Bu şekilde şöyle toprağı çok fazla örtmüyoruz üstüne. Çünkü çimlenme zor gerçekleşir. Ben bu aşamada bahçenin toprağı sert olduğu için üzerine torf serpiyorum. Çimlenmesi çok çok daha kolay oluyor. O şekilde de yapılabilir. Tohumların üstünü 2-3 cm toprak gelecek şekilde örtüyoruz. Ve tekrar can suyu veriyoruz. Yani az önce döktüğümüz su can suyu değil. O sadece toprağı besleme amaçlı bir suydu. Tohum ekimlerimiz bu. Şimdi Şubat ayındayız. Nisan ayına yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş bakla, kudret narı, börülce, üzüm çekirdeği, susam, fıstık, meşe ekilebilir. Bunların içinde sanırım en hızlı çimlenecek olan kudret narı. Burada sarılabileceği bir alan da var. Şöyle. Ve güneşli bir alan. Bahçede güzel güneş görüyor. Bakalım 15-20 gün içinde belli olacak.